Peki o direndiğin yerde nasıl ilişki kazaları oldu ailenle? O inat ettiğin yerde. Küsüyorduk birbirimize. Hmm, tabii. Hiç öyle arkadan iş çevirip yalan söyleyerek yapmam. Küserdi, işte annem gider barıştırırdım, ikna ederdim. Tamam tamam, hemen şurası bakın, bunlarla çalıyorum. Siz de gelin, olur mu? Yani şey, onların da içi rahat etsin ama ben de yapmak istediğim şeyi yapmaya devam Peki, edebileyim. Peki okul ne oldu o arada? Devam Sen ediyordum müzik, okula. Yani ben müzisyen olacağım dediğinde kaç yaşındaydın? Ben müziği meslek olarak yapabileceğimi aslında bir yerlerde konser verip para kazanmaya başladığımda fark ettim. O sırada okuyordum zaten. Üniversitede mi? Üniversitedeydim. Ne okuyordun? İlk üniversitem radyo televizyon yayıncılığını okurken, hı hı, İstanbul Üniversitesi'nde yaşadığım işte semtte bir yerde konser vermeye başlamıştım arkadaşım. Küçük küçük böyle dinletiler gibiydi. Tamam. O birazcık şey, kendimi tatmin etmek, işte müzik yapıyorum, seviyorum ve paylaşmak istiyorum dürtüsüydü. Sonra bir grup kurduk. O grupla konserler vermeye başladık. Bu sefer ikinci üniversitemdeyim. Bizim orada konser, ne okuyorsun? Sinema, Mimar ha. Sinan'da. Tamam. Orada da işte biz konser verebiliyoruz. Hani sadece küçük yaşadığımız semtteki arkadaşımızın kafesinde değil de işte şehir dışında bir mekanda da bizi istiyorlar ve bizim için bilet alıp geliyorlar falan. Aa. Birazcık böyle adım adım aslında dönüştü. Tamam. İşte üniversiteye devam ederken de baktım bu oluyor ve ben bunu aslında daha çok istiyorum. Buradan bir şekilde besleneceğim ama aslında benim yapmak istediğim şey müzik. Tamam. Ve orada kalmak. Okulu bitirdin mi? Bitirmedim. O an bu hiç bununla alakalı değil. Asla müzikle alakalı Neden? Değil. Hiç engel olduğundan değil aslında. İkinci üniversitemdi. Zaten sinema hala bitirme şansım var. Birazcık şeydi o. Film çekerek bitiriyoruz okulu ve tamam. Böyle kendime güvenemedim. İyi bir şey yapamamaktan korkup hiç girişmedim falan. Şimdi böyle şey yapıyorum. Şimdi çekersem, şimdi bir şeyler yazıp çekmek istiyorum. Daha iyi olacak. Benim gözümün önünde geliyor çekmen gereken film. Öyle mi? Evet. Program bitince söylerim. Tamam. Sevinirim. Yani aslında anlatacağımız öyküler şuramızda. Ama biz hep daha büyük şeyler anlatmak isteyip buradakini göremiyoruz. Aslında çok basit bir hikaye yani çekebileceğin ve hepimizi böyle evet ya dedirtecek. Hikaye nasıl çekeceğim ya, böyle biraz fazla mükemmelliyetçi yaklaştım ona ve aslında bu tamamen şey, iyinin düşmanı yani. Oralara takılırsan hiçbir şey yapamıyor insan. Tabii. Buradan bakınca aslında böyle görebiliyorum. Yani iyi ki de bir şekilde kendime bahaneler üretip çekemedim ve şimdi evet. Yaptığımda bir şeyler anlatabileceğim gibi hissediyorum. O yüzden doğru zamanı okay, yani beklemiş. Bizim üniversitede birazcık öyle aslında, bölümden ötürü de. Albüm. Evet, bu benim ilk albümüm. Alabilir miyim? Lütfen. Kapağı ne güzel olmuş. Hülya Özdemir, ressam bir arkadaşım çizdi. Çok güzel. İşlerini görmüştüm albüm sürecinde. Çok beğendim renklerini ve stilini. Çok. Sonra dedim ki bu benim ilk albümüm. Nasıl bir şey yapalım diye sordu. İlk şarkılarımdan oluşan bir albüm. Aslında ben coverlarla tanındım ve konser verdim bir süre. İçinde 8 şarkı var, 6 tanesi benim bestem. Wow. Ve böyle kafaya bir saka kuşu kondurduk. Çünkü saka kuşunun dişisi yumurtladığı dönemde 4 ile 6 arasında yavru veriyor. 6 şarkı var, işte 8 şarkı var, 6'sı benim. Böyle küçük küçük kendime hikayeler bırakarak albüm kapağında da. Ve hani CD basım sürecinden ve elime alana kadar artık şey olmuştu. Hani CD dinlenecek yer yok falan. Ama yine de şey benim için çok nostaljik. Çünkü ben öyle dinlerdim albümleri. Kasetler, evet. CD'ler. Kurcalanırdı, içine bakılırdı. O yüzden evet öyle. Kadın saçı. Nedir senin için ifadesi kadın saçı? Kadın saçı. Hı-hı. Özgürlük. Hep çünkü sonsuzluk, bir saç var. Doğurgan bir şey, evet. Annenin saçları nasıl? Güzel. Kısa kullanıyor. Uğraşmayı çok sevmediği için bazen uzatıyor. Şimdi şey var evin içinde, kavga var. Boyatsın mı boyatmasın mı? İkiye bölündük. Ne renk yapacak? Boyatıyor ama bence boyatmasın. Ha, çok cool geliyor bana. Griyi seviyorsun. Evet. Ben de çok seviyorum. Evet. O sensin çünkü ve çok evet. Güzel. Çok da karizmatik buluyorum. Kesinlikle inanılmaz cool evet, bence de. Ben de öyle düşünüyorum.